Covid-19 salgını büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyon 300 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı da 70 e dayandı. 255 bin kişi ise hastalıktan kurtarıldı. Salgında en çok vaka ve ölüm görülen ülkelerdeki son durum haber yayını hazırlandı sırada şu şekildeydi. ABD 311.637 vaka, 8.454 ölüm. İspanya 130.759 vaka, 12.418 ölüm. İtalya 124.632 vaka, 15.362 ölüm. Almanya 96.108 vaka, 1.446 ölüm. Fransa 89.953 vaka, 7.560 ölüm. Çin 81.669 vaka, 3.329 ölüm. İran 58.226 vaka, 3.603 ölüm. İngiltere 41.903 vaka, 4.313 ölüm. İsviçre 21.110 vaka 680 ölüm. Belçika 19.691 vaka 1447 ölüm. Hollanda 17.851 vaka 1766 ölüm. En çok vakanın görüldüğü ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 8500'e yükseldi. Salgının buradaki merkezi New York. New York'ta da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3565'e, vaka sayısı 114174'e ulaştı. Salgının etkisini gelecek iki hafta yoğun bir şekilde hissedeceklerini vurgulayan Trump, en zor kısmı bu hafta ve gelecek hafta olacak. Maalesef birçok ölüm yaşanacak. Bu süreçte salgın New York'u çok sert şekilde vuracak açıklamasında bulundu. Geçen hafta Beyaz Saray'daki açıklamasında Trump ABD'de 100 ila 240 bin arasında kişinin hayatını kaybedebileceğini ifade etmişti. Vaka sayısında ABD'den sonra ikinci sırada olan İspanya'da ise son 24 saatte 674 kişi daha öldü ve toplam ölü sayısı 12.418'e yükseldi. İspanya'da alınan karantina önlemleri kapsamında insanların yalnızca yiyecek veya ilaç almak, hastaneye gitmek ve işe gitmek için dışarı çıkmasına izin veriliyor. İspanya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış oranı ise ard arda 4 gündür düşüş gösterdi. Ve İtalya. Ölü sayısının 15 bini geçtiği İtalya'da son 24 saatte 681 kişi daha öldü. İtalya'da hayatını kaybeden doktor sayısı da 80'e yükselirken COVID-19 bulaşan sağlık çalışanı sayısı 11 bini geçti. Sağlık Bakanı Roberto Speranza, sağlık alanındaki bu savaşı tam anlamıyla kazanmadan ekonomik olarak faaliyetlerin başlamasının söz konusu olamayacağını söyledi. İşte, bile... Acil Tedari Komiseri Domenike Arcuri de, koronavirüsle mücadelemiz aralıksız sürüyor. Bu mücadeleyi kazanmakta olduğumuzu ya da rakibi köşeye sıkıştırmakta olduğumuzu düşünmekten kaçınmak gerekir. Göstergeler bize sadece yayılımının kapsamının daraldığını gösteriyor, dedi. Koronavirüs konusunda sessiz olan Rusya'dan da haber var. Rusya genelinde 198.124 kişi yeni tip koronavirüs taşıdıkları şüphesiyle tıbbi gözetim altında bulunduruluyor. Yeni koronavirüs taşıyabilecekleri düşünülen kişilere yapılan testlerin sayısı 697.000'i geçti. Rusya'da koronavirüs vakalarının çoğunluğu başkent Moskova'da. Açıklanan son verilere göre başkente COVID-19 tanısı konulmuş kişilerin sayısı 3893. Rusya genelinde ise koronavirüs vakalarının sayısı 4731'i bulurken toplam 43 kişi hayatını kaybetti. İran'da ise alınan tedbirlerde kısmi gevşetme yapılıyor. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, insanların topluca bulunmasını gerektirmeyen ve yüksek risk bulunmayan işletmeler, Tahran'da 18 Nisan, diğer eyaletlerde 11 Nisan'da faaliyetlerine başlayabilecekler dedi.